TRT24 YouTube kanalında İlker Doğan'ın yargıya darbe raporlaştırıldı. Kırılma noktası 17-25 Aralık başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 17-25 Aralık büyük yolsuzluk soruşturması sonrası AKP rejiminin yargıya yönelik operasyonları Advocates of Silence Turkey tarafından raporlaştırıldı. Raporda Türkiye'de hukukun nasıl raydan çıktığı, yapılan düzenlemeler ve hukuksuz KHK'larla yargının bağımsızlığının nasıl ayaklar altına alındığı kronolojik olarak sıralanıyor. Türkiye'de yargı sisteminin 17-25 Aralık 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların isimlerinin geçtiği yolsuzluk soruşturmalarının ortaya çıkmasıyla birlikte ciddi müdahalelere maruz kaldığı aktarılan raporda, yapılan düzenlemelerle mahkemeler ve savcılıkların hükümetin kontrolüne geçtiği kaydediliyor. Raporun giriş kısmında 17-25 Aralık asrın yolsuzluk soruşturması ile ilgili bilgiler aktarılıyor. İktidarın soruşturmaya tepkisinin sert olduğu, polislerin ve soruşturmayı yürüten hakim ve savcıların rejim tarafından hedef alındığı kaydediliyor. Kolluk güçlerinin soruşturma savcısının operasyon talimatını yerine getirmediği hatırlatılıyor. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'le hakim Süleyman Karaçöy'den intikam alınırken dosyaları kapanan savcı ve hakimlerin kirli sicillerinin temizlendiği kaydediliyor. Raporda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Erdoğan arasında geçen ve bizzat Erdoğan tarafından doğrulanan bir telefon görüşmesinin tapesine de yer verilmiş. 2013 tarihinde yapılan söz konusu görüşmede Erdoğan, dönemin önemli medya patronlarından Aydın Doğan'ın yargılandığı bir davada mahkum edilmesi talimatı veriyordu. Söz konusu kayıtta ayrıca AKP'nin yargıda nasıl kadrolaştığı da deşifre olmuştu. Sadullah Ergin, avukatlıktan gelme yüzlerce partiliyi hakim ve savcı yaptıklarını anlatıyordu. Erdoğan'ın, "Bunlar ne, avukatlıktan gelme mi?" sorusuna Ergin şöyle cevap vermişti. Avukatlıktan gelen yaklaşık 2000'e yakın arkadaşımız transfer oluyor sisteme. Recep Tayyip Erdoğan'ın cemaati bitirmek için kurduğu sulh ceza hakimlikleri de AST'nin raporuna girmiş. 17-25 Aralık soruşturmalarını kendi hükümetlerine darbe olarak tanımlayan Erdoğan, yargı kurumlarının yeniden dizaynı için proje mahkemeler olarak tanımladığı geniş yetkilere sahip sulh ceza hakimliklerinin göreve başlayacağını duyurdu. Bu sayede darbecilikle suçladığı emniyet ve yargı mensuplarına yönelik istenilen kararlar alınabilecekti, deniliyor. Raporda yazıldığı gibi de oldu. AKP rejiminin istiklal mahkemeleri olarak çalışan ve doğal hakimlik ilkesine aykırı olarak tesis edilen sulh ceza hakimlikleri, on binlerce insanı somut hiçbir delil olmaksızın tutukladı, mallarını gasp etti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın proje olarak bahsettiği sulh ceza hakimlikleri, verdikleri kararlarla başta ifade özgürlüğü, basın hürriyeti, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle adil yargılanma hakkı gibi en temel hakları ihlal etti. Gazeteci Bülent Ceyhan'ın raportörlüğünü yaptığı çalışmada, HSYK'nın nasıl ele geçirildiği de ayrıntılı olarak ele alınmış. Yüksek yargının dizaynı ve tüm önemli davaların neticelerini etki edebilmek için HSYK'nın mutlaka ele geçirilmesi gerekiyordu denilen raporda, 12 Ekim 2014 tarihli HSYK seçimlerinden hemen önce AKP'nin Meclis Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, hükümetin belirlediği Yargıda Birlik Platformu listesindeki adayların kazanmaması durumunda seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı deniliyor. Raporda bahsedilen HSYK seçimi 12 Ekim 2014 tarihinde yapılmıştı. HSYK seçim sonuçlarına göre toplam 10 üyenin 8'ini yürütmenin organize edip açıktan desteklediği Yargıda Birlik Platformu adayları kazandı. AST'nin raporunda Adalet Bakanı ile müsteşarının doğal üye olduğu da dikkate alınınca, HSYK'nın toplam 22 üyesinden 15'i doğrudan yürütmenin belirlediği veya atadığı üyelerden oluşmuştur ifadeleriyle vehamete dikkat çekiliyor. Seçimleri Yargıda Birlik Platformu kazanmıştı ancak bu yeterli olmadı. Yargıda Birlik Platformu yerine Hizmet Hareketi'nin desteklediği iddia edilen bağımsız adaylara oy veren yaklaşık 5000 hakim bir anda tasfiye edilecekler listesine girdi. Bu isimlerin MİT ve Yargıda Birlik Platformu üyelerinin fişleme çalışmalarıyla oluşturulduğu bizzat iktidar temsilcileri tarafından itiraf edildi.
Raporda, yargı mensuplarına yönelik fişleme işlemlerinin uzun bir süreden beri devam edildiğine dair en önemli itiraf, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin bir gün sonrasında yaşanan açığa alma ve görevden uzaklaştırmalarla ilgili olarak 15 Temmuz darbe gecesinin sabahında HSYK 2. Daire olarak 2740 hakim ve savcıyı açığa aldık. Ancak o liste bir gecede hazırlanmış bir liste değil, 3 yıldır üzerinde çalışıyorduk, dedi. Raporda önemli ayrıntılara yer veriliyor. Hükümetin organizasyonuyla kurulan ve MİT'ten temiz raporu alabilen hakim ve savcıların üye olabildiği Yargıda Birlik Platformu'nun 2014'te HSYK seçimlerini kazanması yargının kimyasını bozdu. Erdoğan rejimi böylece yargıyı kontrol altına aldı. Seçimler öncesinde Yargıda Birlik Platformlular tarafından hakimlerin fişlendiği ortaya çıkmıştı. Üstelik oy vermeyeceğini belirten bazı hakim ve savcıların tehdit edildiği de belirlendi. Seçimlerde işbirliği teklifini kabul etmeyenlere, "Elimizde 6000 kişilik paralel hakim savcı listesi var. O listeye sizi de katarız," deniliyordu. Raporda HSYK'yı da ele geçiren rejimin ardından Yargıtay ve Danıştay'da da yeni atamalarla kontrolü ele aldığı ayrıntılı olarak aktarılıyor. 2017'nin son günlerinde çıkarılan 696 sayılı KHK ile yüksek yargıyı tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamanın yolu açıldı. Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üye atanacak. Bu seçimi yenilenen ve tamamen Erdoğan ve AKP tarafından atanan Hakimler Savcılar Kurulu yapacak. Ayrıca Yargıtay Kanunu 29. maddedeki Yargıtay'a üye seçebilmek için hakimlik savcılık mesleğinde 17 yıl çalışmış olmak şarttır maddesi kaldırıldı. Böylece daha militan genç AKP'li yargıçları yüksek yargıya atamanın önündeki engel kalkmış oldu. Raporda binlerce hakimin yıllardır sürdürdüğü ortaya çıkan fişlemeler sonrası ihraç edildiği, önemli bir kısmının da tutuklandığı aktarılıyor. Hükümet aleyhinde karar veren hakimler hakkında yapılan işlemler örnekleriyle raporlanmış. Erdoğan'ın AYM'nin kararına uymadığını, saygı da duymadığını söylediği açıklama da kayda geçmiş. AKP'li Galip Ensarioğlu'nun 5 Nisan 2016 tarihinde katıldığı televizyon programında söylediği, "Parlamenter sistem bizim işimize gelir. Yasama da bizde, yürütme de bizde, yargı da bizde. Bizim yani meclisin AK Parti hükümetini denetlemek gibi bir şey olabilir mi?" sözleri de rejimin yargıyı ele geçirdiğinin itirafı olarak rapora alınmıştı. Raporda uluslararası yargı kuruluşlarının verilerine de yer veriliyor. World Justice Project 2008 yılından bu yana her yıl hukukun üstünlüğü endeksi yayınlıyor. World Justice Project'in 2020 raporuna göre ise Türkiye hukukun üstünlüğünde 128 ülke arasında 107. sırada yer alıyor. Türkiye aynı endekste 2014'te 59, 2015'te 80, 2016'da 99. sırada bulunuyordu. Türkiye'nin 2013'te 97 ülke içinde 39. sırada olduğu dikkate alınırsa büyük bir düşüş olduğu ortaya çıkıyor, diyor İlker Doğan TR724'deki yazısında.